özgüveni ne kadar etkiler dişlerin iyi olması? %100 etkiler. Yani biriyle karşılaştınız, elini sıktınız. Ondan sonra ilk baktığınız şey nedir? Karşıdaki insanın sıcaklığı. Düşünsenize. Yani ben ilk böyle söyleyeyim, karşılayan evet, bir sunucuyum mesela. Evet, yani ilk görünce ne kadar yüzü asık, ne kadar işte somutkan veya işte ne kadar ciddi, ne kadar burnu havalı. Çok doğru. Yani o bir gülümseme sizin bütün bu sıfatlardan arınmanızı sağlıyor. Çok güzel. Bir anda oradan alıp size işte ne kadar sempatik, ne kadar sıcakkanlı, ne kadar iyi bir insan. Sizden hiçbir iyilik görmemiştir ama o gülümsemeniz sizi bir anda iyi sıfatıyla karşılanmanızı sağlar. Gülümsemek her şey. Tabii ki vücudun bütün organları uyum içinde olmalı. Ama gülümsemek sadece kasların yaptığı bir şey değil. Aynı zamanda beyninizdeki mutluluk hormonunu çalıştırıyor. Yani hiç para vermiyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Çok güzel. Normalde şey. Bizim mutluluğumuz nedir? Hele bu dönemin hastalığı bir şeylere almak, bir şeylere sahip olmak. Tüketim çılgınlığının evet. içinde mutluluğu arıyoruz aslında. Evet, evet. Ve hep ertelemeli şeyler. İşte ne bileyim bu arabayı alınca mutlu olacağım, bu evi alınca mutlu Çok olacağım, doğru. İşte çocuklar okulu bitince mutlu olacağım. Hep ertelediğimiz şeyler. Ama gülmek hiç para vermeden ve bütün Çok gün doğru. boyunca kimseye bir sorumluluğunuz olmadan yapabileceğiniz ve kendi kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şey. Bunda da sizin tabir ettiğiniz gibi fütursuzca yani bu fütursuzcayı daha rahatlıkla içinizden geldi mi düşünmeden yapabilmek evet. muhteşem bir şey. Hı hı. Yani acaba dişimdeki eğrilik gözükecek mi? O evet. çürük gözükecek düşünmeden. Mi? Düşünmeden. Evet. Evet. Diş etlerim evet. gözükecek mi? Veya evet. işte oradaki o kaplaman vardı onun rengi değişik mi? Gözükecek mi? Diye düşünmeden istediğiniz gibi kahkaha atabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Bilmiyorum güzel kahkaha atıyor muyum efendim? Evet, gayet güzel.